Selamun aleyküm arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu sefer size çok güzel bir yere getirdim. Kaşmir'deyiz. Sizden çok rica oldu, sen Kaşmir'e git, oradan bize videolar falan çek. Bu sefer ben Şefik'le geldim. Şefik benim köyden çok yakınız yani. O da böyle bir tur düzenliyor dedi. Birkaç tane arkadaşları topladık. Hemen buraya atladık, geldik. Bunun gelmemin amacı dostlar, Hindistan'ın farklı bir yüzünü size göstermek. Yani hep Hindistan geneliksel gördüğünüz o normal şeyler var ya, onlardan farklı bir şey göstermek. Aynı zamanda siz Kaşmir'le ilgili bazı merak ettikleriniz olabilir. Onlarla ilgili bazı şeyler sizinle paylaşmak. Ve bildiğiniz gibi yeryüzündeki cennettir Kaşmir. Kaşmir çok güzel ve özel bir bölgedir. Yani Hindistan'ın askerler falan olduğu, aynı zamanda koruma altında olan bir bölge. Biz gelirken mükemmel görüntüler yani çektik. Onu siz görmelisiniz çünkü uzun zamandır mont giymiyorum. Ondan sonra kar görmüyorum bu şekilde. Ama buraya gelirken çok acayip şeyler gördük. Onu da izleyin bu arada. Ekibimiz orada, onlar ilk defa, onlardan bazılar kar gördü ama bazılar hiç kar görmemiş, o yüzden mesela fotoğraf falan çekiyorlar orada. Buradan güzel bir nehir akıyor, yukarıya baktığı zaman yani karlar her yerde. Ben de şimdi var ya, hiç dokunmadım kara. Bakın bu senenin ilk kar, şöyle bir dokunayım ama bu kar değil, buz olmuş. Şimdi evet, bu sezonun ilk karını dokundum. Şimdi yeme töreni var. O başka bir videoda göstermeye çalışacağım. Şöyle atıyoruz. Kar topu da attık. Burası şimdi akşam olmak üzere. Kaç saat oldu ya? Bir alt gibi olmak üzere. Bizim yine de birkaç saatlik yolculuğumuz var. Biz Srinagar diye bir yere gidiyoruz. Mesela biz Jammu Kaşmir'e trenden indik bu sabah. Ondan sonra direkt oradan şey dolmuş gibi bir araba vardı, ona bindik, ondan sonra buraya geldik. Şimdi buradan devam edeceğiz birazdan. Ama çektiğim görüntüleri görmüşsünüzdür, çok güzel oldu değil mi? Önümde gördüğünüz bu tünel var ya, bu Hindistan'ın en uzun ikinci tünel dostlar. Bu 9,5 kilometre var bunun uzunluğu, yani yol uzunluğu. Yani birincisi, yani burada Himachal Pradesh diye bir tane eyalet var bizim orada. Yani o sanırım 15 kilometre yakın var. Yani bu şekilde. Yani benim ayaklarım kirli olmaya başladı. Buradaki çamurlar var ya, çok sıkıntılı. Bunlar yeni yeni kar görüyor. İlk defa kar görüyor. Bunlar da ilk defa kar gören bir çift. Orada da bir çift var. Onlar yurt dışında çalışıyorlar. Hindistan'a gelirseniz mutlaka görmeniz gereken bir yer burası. Çünkü öyle bir güzellik var ki. Siz hep Hindistan'ın kar olduğunu falan bilmiyordunuz. Bana soruyordunuz yani, Hindistan'da kar var mı? Hindistan'da şu var mı diye soranlar vardı. Hindistan'ın bazı bölgeleri var ya, birkaç tane eyaletler var. Orada aşırı derecede kar olur. Burası şimdi -1 dostlar. Yani bunun kar tepesi, dağ tepesine çıktığı zaman -5 -10'a kadar çıkıyormuş. Hani bazı yerlerde -17'ye kadar olduğunu söyleniyor. Benim bir sene oldu yani kar dokunalı. Yani ondan sonra da hiç kar dokunmadım. O yüzden ben de biraz heyecanlıyım yani, ilk kar görenlerdeyim. Yani o şey hissiyat var ya, o bende de var. Ben ilk kar yani Himachal Pradesh eyaletine gittiğimde görmüştüm.
Orası da benim için yani özel bir hatıraydı. Ben ilk kar gördüğüm zaman yani yedim, tamam mı? Yerken o karın bir tane ekşi tadı vardı. Ben de baktım yani yok normal bir şey, sıkıntı yok. Ama onun hemen biraz yanında bir atın yani çişi vardı dostlar. Onu da yemiş oldum. Yani çok yani iğrenç bir tecrübem var ilk kar yediğimde. Yani o yüzden kar ekşi hissettim. Neyse o iğrenç hatırayı bir kenara bırakalım. Bunun tadına bakalım. Yani böyle güzel de nehir akıyor. Keşmir mutlaka ve mutlaka görmeniz gereken, yani ölmeden önce görmeniz gereken bir yer yani. Ben öyle söyleyebilirim yani, o kadar güzel bir yer. Yani bunu yani Hindistan'da olduğu bir şey olduğu için övünmüyorum. Ama mükemmel yani, o yüzden söylüyorum. Özellikle bu kış mevsimleri yani pek gelmeyin yani, ben çok tercih etmiyorum. Çünkü sizin için yani çok farklı bir tecrübe olmayacak. Ama yaz mevsimlerde gelirseniz yani daha da farklı olur. Ben aslında yaz mevsimlerde gelmeyi planlanıyordum. Ama maalesef şöyle oldu yani, bu kar olayı size göstermek istedim. Yani size mesela Hindistan'daki kar olaylar biraz Türkiye'de bahsetmemiş bir şey olduğu için yani belki de bu sizin hoşunuza gider bu bilgiler, mesela bu görüntüler, mesela sizin yani Hindistan'da da kar varmış, o hissiyatı verir diye bu aylara geldim. Aslında bu soğukta falan ben hiç gelmek istememiştim. Sadece sizin için geldim. Dostlar o yüzden abone olmayı unutmayın, tamam mı? Bir de Keşmir'in bir özelliği, buranın nüfusun %70'i yani 68 falan var. Yani Müslümanlardan oluşmaktadır. Aynı zamanda Türklerle çok yakın bir ilişkileri var. Onların yani kültürü olsun, yemekleri olsun, Urduca dilindeki benzerlikler olsun. Mesela Urduca'da dost var, düşman var, duvar var. Hani kitap var, masa var. Başka ne söyleyebilirim? Hani bir sürü kelimeler benziyor yani Urduca ve Türkçe dilinde. Osmanlı Türkçe falan olsa daha da yani benzerlik olabilirdi. Bu Keşmirlilerin geleneksel kıyafeti dostlar. Böyle giyiyorlar. Amca da bu şekilde giyip yani elini yani gömleğin içine çekmiş. Ondan sonra yürüyor. Bu şekilde yürüyorlar. Bu da ayrı bir yani keyif veriyor onlar için. Onların bazı geleneksel şeyler var burada. Mesela Türkiye'de olmadı. Bazı geleneksel şeyler var. İşte onlar da size göstermek isterim, anlatmak isterim. Aslında gelecek videolarda daha detaylı olarak şeyler anlatacağım. Ben Google'a oturup ve arkadaşlarıma sorup size güzel şeyler anlatmaya çalışacağım. Evet. Hello guys. Evet dostlar, bu şekilde biz burayı mahvettik. Mahvettik. Aynen orada lan. Cristiano'nun doğum günüymüş. Evet, bu şekilde Cristiano'nun doğum günü kutladılar. Evet dostlar, biz tünele gidiyoruz. Aşırı giriş, güzel bir giriş yaptık. Şimdi bu kadar insan var. Herkes size el sallıyor. Ve akşam inşallah oraya varacağız. Ondan sonra size oradaki bütün manzaralar göstereceğim. Sizin için güzel bir tecrübe olacak. Dostlar, Keşmir'e girmeden önce böyle bir test yapıyorlar, Covid testi. Şöyle bir negatif test vermişler. Burnuma yine o çubuk soktular ya. Ben hiç sevmedim bir aktivite bu koronadan sonra. Yine soktular. Ne yapalım, durumlar böyle. Yapacak bir şey yok. Güzel manzara değil mi? Amcalar yürüyor. Evler. Wow. Abi ne satıyor? Evet, abi burada bir halı gibi şeyler satıyor. Evet, şapka satıyorlar. How much are half? Şöyle bir abi geldi. Bana bir şapka satmaya çalıştılar. Ben de son olarak böyle bir şapka aldım. Çünkü orası çok rüzgar olduğunu söylüyorlar.
O yüzden kulaklarım donmasın diye böyle bir şapka aldım. Sadece 70 rupi. 10 lira. Böyle battaniye var, tamam mı? Şöyle 100 rupi. 150 TL. 15 TL. 20 TL gibi sayabilirsiniz. Bu şekilde bir fiyat var. Bana dedi çok sıcak dedi ama çok sıcak. Nasıl sıcak olacak? Abi 4 pieces. 4 pieces. Not 400. Biz böyle çok yol yaptık arkadaşlar. Karanlık oldu. Ay var. Şimdi buraya gelirken böyle safran var ya. Yani safran. Bildiğimiz safrandan yani satıldığı bir yer var. Burası çok güzel. Aynı Türkiye'deki pazarlar gibi. Ben çok beğendim. Maşallah maşallah var. Şimdi burada en sevdiğim şey safran. Burada saklı. 1 gram 250 rupi. Yani neredeyse 50 TL gibi düşünebilirsiniz. Yani öyle bir fiyat var. Aynı zamanda benim en özlediğim bir şey vardı. Şurada. Kayısı var ya, Malatya kayısı. Şimdi orada kayısı var. Ondan sonra kivi kurutulmuş, kivi bir de incir var. Bunlar pahalı, tamam mı? Ye cranberry. Cranberry. Bunun Türkçesi ben de bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü burada internet çekmiyor. O yüzden... Blood clean. Şey diyor yani, yani şu çok tatlı, tamam mı? Bize ikram verdiler. Ondan sonra bunu kan temizliyormuş. Bir de bize böyle bir kahve dediğinden bir şey vermişler. Dostlar böyle bir şişe gösterdiler, tamam mı? Bu safranlı kahveymiş. Yani kahve diyorlar. Hani kahve diyebiliriz yani. Hmm, şundan yapılıyormuş bu kahve ama çok güzel abicim. Yani böyle diyoruz ya, refreshing, yani böyle tazeleyici bir içecek. Yani ben soğuktan böyle dönüyorum, elim titriyor yani gördüğünüz gibi. Ama bunu içtiğim zaman oh, çok güzel oluyor. Bu abi de yani kendi açıp kendi yiyor yani. Bu dükkanın patronu da müşterisi bu adam sanırım. Hayır, bu şekilde bir durum var burada. Şimdi diyorum ki yani onların yani ihracat falan var mı diye sordum. Yok, onları sadece Hindistan'da satılıyormuş. Şöyle sıcak sıcak kahve. Efsane var ya. Bu bunun üstüne böyle badem koymuş. There is badam. 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 Sinimem, kardamam. Aa, sinimem. Safran var, safran var. Ondan sonra badem var. Ondan sonra şey var ya. Sinimem, kardamam. Rezene. Rezene, kakule, hepsinden var. Mükemmel. Çok sıcak ama çok güzel yani. Bana afiyet olsun. Hepsini içtim. Çok güzel oldu. Şimdi şöyle bakıyorum da bir tane sopa gördüm. Adamla sordum yani sopada ne yapıyorsunuz diye. O sadece doğal gazda çalışıyormuş. Yani normal odunla çalışan sopa değilmiş. Burada da bir kedimiz var. Of. Şöyle kediden korkmadan bir şey yapayım. Kedicim. Pişi pişi. Pişi pişi. Bana bakmıyor bile. İnşallah siz gelirseniz buraya da gelin yani. Buradan taze taze safran alabilirsiniz. Buraya gelen ünlü müşterilerin resimleri var falan. Amirkan falan gelmiş. Amirkan gider ayta. Oo maşallah. Amirkan buraya gelmiş. Yo. Amirkan gelmiş. Başka kim gelmiş? Ha, bu Sudip diye bir tane isim oralı bir aktör. Ondan sonra Amirkan, burada da Amirkan. Maşallah. Amirkan bile buranın müşteri olmuş. Bu da Hintçe'de bir tane komedi, Telinguca dilinde bir komedi oyuncusu var o. Aliye bak, Aliye bak. Gider Aliye bak. Yeah. Which one? Orada da Aliye Bar diye bir tane oyuncu var Hollywood'da. Yani Salman Khan gelmiş, maşallah. Salman Khan. Shekhar Dhawan. Shekhar Dhawan diye bir tane kriket oyuncusu var. O da gelmiş. Maşallah Bollywood oyuncular hepsi gelmiş buraya. Burada kim var? Siddharth Malhotra. Gider.
Ha, Siddharth Malhotra. Ben Bollywood filmi izlemediğim için, yani ben çok ünlü oyuncuları tanımıyorum yani buradaki oyuncular. Hani, ama Amir Khan'ı tanıdın ama mı? Şurada Amir Khan, şurada Amir Khan. Ondan sonra Salman Khan diye bir tane oyuncu var. Şurada da var. Demek ki yani ünlüler de gelmiş buraya. O kadar meşhur. Türk lirası var mı burada? Burada para var, tamam mı? Türk lirası var mı bakalım. Sadece Türk lirası yok. Başka her ülkeden para var. Maalesef. Ama Amir Khan'ın geldiği bir dükkandan size video çektim arkadaşlar. Amir Khan'a buradan selamlar. Biz o kuru yemişçilerden çıktık. O odamıza geldik. Yani burada yani bildiğiniz gibi internet çekmiyor. İnternet çekmiyor derken hani bizim oradaki hattı Kaşmir'de çalışmıyor. Kaşmir'in hattı farklı olması lazım. O yüzden bazı kurallardan dolayı bu şekilde yani bütün Hindistan'da yani hatlar çalışıyor. Kaşmir'de hariç yani böyle bir durum var burada. O yüzden çok fazla şey yapmadım. Yani Instagram story falan yapmadım. Yani öyle olduğu için hemen odamıza geldik. Odamızda bu şekilde ben yarın size göstereceğim. Bu video burada kapatıyorum. Yani bu video şeyi yani Kaşmir'e geliş videosu olarak izlediniz. Kaşmir'deki daha güzel görüntüler, daha güzel videolar inşallah yakın zamanlarda yani önümüzdeki videolarda siz göreceksiniz. Yani takipte kalın. Ben de şimdi biraz Türk sanat müziği dinleyip böyle rahatlıyorum. Çünkü çok yoruldum. O yüzden başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar ve sevgiler.